Cehalet kavramı Tantravidya içerisinde, daha doğrusu Tantravidya cehaleti nasıl açıklıyor? Cehalet kavramı, bunu bir kere şeyde konuştuk, hani yaratılış 36 frekanstan bahsetmiştik. Cehalet alt seviyedeki frekanslar dedik. Bu 36 frekansın 24, bazen de bazı okullarda 25 frekansı alt seviyede bahsediyor. Ne demek burada cehalet? Bahsedilen cehalet de biraz geniş bir kavram ama çok özet bunu eğer sade bir dille ifade etmek istesem şöyle diyebilirim. Biz alt seviyedeki frekans ya kaba frekanslarda sürekli duygu ve hissettiğimiz şeyi yaşıyoruz. Yani sadece duygular ve hislerimiz komut veriyor. İşte biz cehalet, yani sadece onun kontrolündeyiz. Bende bir şey yok yani. Bir irade değilim, bir, yani bu iradeyi yanlış anlamayın, ki bir ego şeyi değil. Yani o kavram, bundan biraz ayırmalıyız. Buradaki bahsedilen cehalet, otopilot olarak, otomatik olarak kendisi devreye geçme bir kabiliyeti var, bir özü var. Bu otomatik özünde çalışan şeyin dışarısında kalmamız, almamız gereken bir ders bu. Ve biz bu dersi almıyoruz, cehalet şeyini yatıyor. Yani beyin uyanık değil. Kendi duygularına göre, düşünce algılarına göre bir tepkili, tepkisel bir yaşam hayatım var. Bu cehalet diyebilirim ben. Ama bütün bu Hint okullarında felsefe ders verilen şeylerde bu dayı şeyini dışarıda koyuyor. Önce o dört veda şeyden bahsedeyim ben. Hepsi aynı şeyden bahsediyorlar. Nedir bu aynı şey? Purusha, Atman, Civa, yani Türkçesini eğer söylemek istesem, can ya ruh sabittir diyor. Yani o hiçbirimizde değişme. Bu sabit olan bir şeydi. Hepsi aynı şeyi bahsediyorlar. Ama bunu kirleten bir şey vardır. Yani saf halinden çıkaran bir şey vardır. O da cehalettir. Yani sen uyku vaziyettesin. Ruhunu kaybediyorsun. Yani bir ifadeyle böyle dinlenebilir. Sen eğitim almıyorsun. Geliştirme ve o maneviyat, besin, beslenme tarzın yok. Kederlenmeye başlıyor, kirlenmeye başlıyor, üstüne toz oturuyor bir ruh. Yoksa yine de aynı şeyde hepimiz muttefikiz, yani bir değişmeyen bir şey bu ruh. Hepimize aynı. Bu ruh taşta da var, ağaçta da var, hayvanda da var, insan. Bütün yaratılışta bir şey değişmiyor. Prakriti, yani ilkel yapı olarak isimlendiriliyor. Ama bu yine de aynı şey. Neden Buda ve Budizm sisteminde biraz farklı buna yaklaşıyor? Bir istisna koyduk. Bu hariçtir dedik başlangıçta. Çünkü Buda sisteminde buna yaklaşımı şöyle oluyor. Bu konuşulan ve bahsedilen de bir düşüncedir ve bu da bir mayadır diyor. Bu da bir illüzyondur diyor. Ve sen illüzyonun dışarısında da almalısın. Hemen hemen aynı şey o da, ama fark şöyle, bir dağ tepesine çıkmak istiyoruz. Her okul ve dershane kendi bildik tarzıyla yaklaşıyor. Biri duyu organlarıyla, biri eylem organlarında, biri düşüncesindedir. Bu da sisteminden de gelen meditasyonda algı ve bu algı da hepsi hayaldir diyor. Bu bir hayal ürünü. Ha tabii çok güzel bir Suzuki diye bir yazar var, araştırmacı yazar ve kendisi de Japonlu, Budizm şeyinden yazıyor. Çok güzel bir lafı vardır. Komple diyor Budizm sistemi tevehhüm ve illüzyondur diyor. Bu din yapısı illüzyon ve tevehhüm, kendisi bile illüzyondur diyor. Ya bu biraz paradoks bir konuşma. Hem kendisi Budizm şeyine tapınıyor, hem bunun şeyi de buradadır diyor. Yapısı diyor kendisi bile. Her şey diyor
hayaldir diyor. Çok ilginç değil mi?